içinde bulunan şart ve durum ayetin nasıl yorumlanacağına ilişkin çok belirleyici olur ama insan bunun farkında bile olmaz. Mesela şu anda din, şiddet, terör, cihat kavramları gırla gidiyor ortalıkta. Bir dert var değil mi? Şimdi bakıyorsunuz IŞİD sürekli ayetten referans üretiyor. Önce şunu söyleyeyim. Niye müştekilsiniz? Değil miydi hocam? Her zaman, her zeminde kayıtsız ve kuyutsuz hükümler uygulanır. O da diyor ki faktuluhum, öldürün. Haysu vecettum, nerede bulursan öldürüyor. Niye, şiddet niye oldu şimdi? Şimdi mi aklınıza geldi ama onun bir esbabı nüzulü var. Bir şartı var, bir şurtu var. Ya dert başa düşüyor. Şimdi bakın. Faktuluhum haysu vecettumuhum ayetinin altına Endülüslü müfessir İbni Atiye ile İbni Cüzey şöyle bir cümle düşüyor. Hâzihi âmmetün fî cemî'il a'sâr. Bu hüküm var ya diyor. Bulduğunuz yerde gebertin hükmü. Bütün çağlarda genel geçer bir hüküm. Ama cessası okuyoruz öyle demiyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ve gâtilûhum hattâ lâ tekûne fitnetün ayetinin altında. Bu Ebu Bekir İbnül Arabi de böyle söylüyor. Kurtubi de böyle söylüyor. İbn Atiye de böyle söylüyor. Hepsi ahkam tefsiri. Evet, hepsi ahkam tefsiri ama hepsinin bir ortak özelliği de var. Hepsi Endülüs çocuğu. Hepsi Endülüs. Savaşın bir tek gerekçesi vardır diyor. Karşı tarafta canlı bir kafirin bulunması yeter diyor. Kafir varsa savaşılacak. Cessası okuyor. Öyle şey olur mu kardeşim diyor. Sana savaşırsa savaşırsın. Cessas bu tarafta çünkü. Cessas bu tarafta yaşıyor hocam. Müslüman mahallesi. Ama Endülüs'te İbn-i Cüzey Portekizlilerle savaşta şehit düşmüş bir müfessir. İbn-i Atiye murabıtlarla Hristiyanlara karşı 5 fiili savaşa girmiş. Hakan Fidan gibi savaş strateji raporları vermiştir devlete. Sadece tefsiri yazmamıştır. Kurtubi Hristiyanlar tarafından babasının katledilmesine 10 yaşında şahit olmuş, gözüyle görmüş bir müfessirdir. Tefsirleri okurken lan ne gerizekalıymış ya demeyeceksiniz. O insanlar o tefsirleri hangi haleti ruhiye, hangi kültürde, hangi yaşanmışlık içinde okuyacağız. Biraz hassas olmamız ama hepsinden önce, hepsinden evvel arkadaşlar ben Müslümanım diyene hüsnü nazarla bakmamız lazım.